Dünkü bültenimizde rap müzik üzerinden nasıl kara para aklandığını ekrana getirmiştik. İşin içinde uyuşturucu iddiaları da vardı biliyorsunuz. Bir ayağı daha var o meselenin. O da hayali prodüktör. Peki bu tezgah nasıl işliyor? Samet Özsaylan ve Arif Soner Kalkan araştırdı. Şu an rap müzik maalesef çetelerin elinde. Sadece masa başında üretilen müzikle milyonlar çetelerin elinden piyasaya aktarılıyor. Üstelik bunu yapmak yapımcının sadece birkaç dakikasını alıyor. Ama bir lobi olduğu kesin. Piyasada adı yeni duyulan ama yılların şöhretiymiş gibi ün kisvesi takınan sanatçıların arkasında kara para aklayan çetelerin olduğu iddiası her geçen gün büyüyor. Oysaki perde arkasında durum bambaşka. Taşın altından ghost producer yani hayalet yapımcı çıkabilir. Hayalet yapımcı. Ben bir aranjörüm, bir rapçiler için beat hazırlıyorum diyelim. Ben bunu yaptıktan sonra siz bir rap sanatçısıysanız gelip benden bir altyapı, bir beat talep ediyorsunuz. Ben size bunu veriyorum. Müzik piyasasında kara para aklamak çok kolay. Çünkü üretilen müziğin bir değeri yok. Yani siz ne kadar değer biçerseniz o kadar değere satabilirsiniz. Ve üretmek de bir hayli basit. Dakikalar da alabilir yapay zekayla. Bir gününüzü de alabilir. Siz üretilen eseri internete koyduğunuzda kara para aklamak için istediğiniz fiyata satabilirsiniz. Kesinlikle bu konuda onların bir şekilde yönetildiğini düşünüyorum. Çünkü A+ dediğimiz sektör içinde 30 yılını 40 yılını vermiş bu insanlardan daha çok astronomik ücret isteyenler var. İsmi çok bilinmeyen rapçiler şu anda konserlerde Ajda Pekkan'la Tarkan'la yarışır durumda. Bir parçayla. Benim önümde hazır sizin için bir proje açtım. Bu bir yeni neslin çok dinlediği trap müziğin altyapısı. Biraz ufak dinletmek isterim. Bunu 5 milyon dolara size satarım. Siz de gösterirsiniz. Evet ben bu şarkıyı 5 milyon dolara satın aldım diye. Faturası da kesiliyor. Evet faturası da kesiliyor. Vergisini de ödüyorsunuz. Paranız burada beyaza dönüşüyor. Bu yöntem için müzik piyasasının seçilme sebebi ise nakit akışının çok fazla olması. Bir diğeri de eserlerin değerini sanatçının belirlemesi. Müzisyenlerin kullandığı stok siteleri var. Şöyle göstereyim ben size. Mesela burada birçok şarkı var. 22 dolar, 16 dolar, 19 dolar. Burada sanatçı kendi eserine biçtiği değeri yazmış. Kara para aklamak için bunu yapmaya bile uğraşmaya gerek yok. Buradan satın alırsınız. Sonra tekrar bunu siz koyarsınız oluşturduğunuz sahte platforma 5 milyon dolar yazarsınız o fiyata gider. Bir şekilde bu paralar bunu açıkça söyleyebiliyorum yurt dışında da bu yapıldı çünkü terör örgütlerine aktarılıyor. Bunu rap dinleyicileri de rapçiler de biliyor zaten.